nasıl bu ya? Kız kıza falan mı gideceksiniz? Evet işte Fatoş, Yaprak, ben üçümüz davetliyiz. Kim davet etmiş? İşte oranın sahibi herhalde. Yani halkla ilişkiler şirketi aracılığıyla. Erkek mi sahibi? Ben tanımıyorum. O seni tanıyordur. Nereden tanısın ya? Şimdi senin orada burada fotoğraflarımız çıktı ya. Şimdi Osman Koç Aslanlı'nın kız arkadaşını davet ettim. Şak diye buraya getirttim diyecek. Uyanık pislik. Osman, bizim seninle bir tane işte o yemek yerken fotoğrafımız çıktı. Yani adamın da hiç öyle tanıtım dışında bir amacı olduğunu... Adamın mı? Evet. Adamı tanıyorsun yani. Hayır. Ama kadın olmadığını biliyorsun. Ya Osman, sen ne demek istiyorsun? Ya şimdi orada abuk sabuk tipler. Böyle bornozlu bornozlu insanlar. Yani labali labali ortamlar. Bornozlu mu? E gitme be hayatım. Bak bir hafta. Ya ben seni çok özlerim. Kal burada. Masaj yaptırmak istiyorsan da burada yaptır. 50 tane yer var. Aslında yani çok röportajım da var bu hafta. Bakalım nasıl olacak. İyi tamam işte, bak hava da güzel, ben seni gezdiririm. Aa. Kimle var röportajın? Bu yurt dışında ödül falan aldı. Yeni bir çocuk var ya, oyuncu. Yakışıklı hani. Ha, anlıyorum. Bu ödüller yüzünden de bu beş para etmez adamları bir şey zannediyorlar ya. Yani Avrupa'da kerenakları koruma festivalinden ödül alsa hemen tamam. Siz de o hıyarı bir şey zannedip gidip röportaj yapıyorsunuz. Yok ama çok yetenekli bir çocuk bu. Sen tanıyor musun? Yok işte, bugün tanışacağım. Ya nerede? Peki sizin yurt dışında ödül almanız buradaki oyunculuğunuzda başka bir sorumluluk yükledi mi size? Yani mesela buradaki yapımcılar artık size rol teklif ederken bütün diziler... Merhaba Osman. Merhaba. Hayırdır? Telefonunu çaldırıyorum, çaldırıyorum, açmıyorsun. Biliyorum, sessiz değildi, gördüm aradığını. Ha, bilerek açmıyorsun. Röportaj yapıyoruz. Kaç saattir? 1,5. Kitap çıkar bundan be. Evet, değil mi? Ben bir şey yapacağım, geliyorum, devam edeceğiz. Pardon. Ya Osman, şey diyeceğim sana. Osman, ne yapıyorsun ya? İyiyim hayatım, sen? Ben röportaj yapıyorum. Biliyorum da hani merak ettim. Ya şu anda herif senin arkandan seni böyle aşağıdan yukarı doğru süzüyor, biliyor musun? Hayda. Hayda, ama herif resmen süzüyor. Ben buradan görüyorum. Gerçi bu etekte ben de olsam ben de bakarım. Ya Osman, biz seninle ne yapacağız? Bu akşam mı hayatım? Ne istiyorsan onu yaparız. Çin yemeği olur, Japon da olur. Ha? Ben biliyorum, mahvolacak. Yarın günde 6 öğün lahmacun yiyen bir insan sağlık merkezinde ne yapacak? Görevlileri mi yiyecek? Ya. Şahika ya. Ne oluyor ya? Ha? Kim bu adam? Kim? Sana sırtan herif. Ha, o şey, ben gülerken oraya baktım ya, o herhalde selam verdim filan sandı, ona sırıttı. Yani illa bana birini dövdüreceksin ha? Lan Osman, saçmalama, ne yapıyorsun ya? Hadi ölümü gör, otur bak. Nasıl bırak? Osman bak, ölümü gör diyecek kadar kötü durumdayım şu anda yani. Lütfen bak, kavga çıkarma. Osman vallahi kalkar giderim ya. Ellerim kaşınıyor ama. Kaşınmasın Osman. Sen çok kıskançsın. Vallahi biz yürütemeyeceğiz böyle ha. Gerçekten. Seven insan kıskanır aslı. O zaman daha az sev Osman. Hayatım, o zaman sen de her önüne gelene arkadaşım diye sarmaş dolaş sarılma. Dar dar etekler giyme. Öyle şen kahkahalar atıp etrafa gerdan kırma. Ya Osman, ben buyum ama ben böyleyim. Artık değişemem ki yani bu saatten sonra. O zaman sen de korumanı işten çıkar ve bir daha silah taşıma. Nasıl, oldu mu, iyi mi? Eyvallah. Nasıl yani? Sen benim dediklerimi yap. Ben de bundan sonra silah ve koruma taşımayacağım. Peki. Deneyelim bakalım. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba, hoş geldin. Oo, süper. Çıkalım mı? Oo, çok şıksın. Sağ ol. Evet ya, bence de çok şıksın. Sağ ol da sana ne yani? Ya? Oh! Lan! Benim ya. Ha, öyle aniden gelince. Aslı!
Aslıcığım, bu başımıza gelenlerden yaprağın haberi olmasın lütfen. Tatili bozulmasın. Kubilay, elini omuzumdan çekersen daha rahat edeceğim. Vay be! İşler kötü gidince arkadaşlığımız da mı bit aslı? Hayır ama laubalilikten hoşlanmayan bir insan. İyi, hadi bakalım. Poğaça! Ay, ne oluyor lan? Benim abi. Ha, iyi. Ya şimdi şey yok ya, bir eksik hissediyorum, tedirginim yani. Ya, alışmış ya çünkü. İyi, hadi çıkalım. Hadi. Bunların derdi ne ya? Vallahi hiç bilmiyorum ama Aslı böyle kıskançlıklara hiç gelemez. Ruhu söner. Onun böyle güzel bir ışıltısı vardır. Böyle baskı yaparsan o söner gider, yazık olur kıza. İşte bu tip lafları yüzünden Melek sana kıl oluyor. Nereye gidiyoruz? Niye? Yok, hani benim için fark etmez. Zaten etrafa bakmıyorum da. Güvenli bir yer olsun da. Yoksa Aslı gidip size mi otursak ha? Ha. Olabilir ama Sacit'in arkadaşları falan varsa bizim evde, yani arıza çıkmasın. Gerçi olmadı, güneş gözlüğü falan takarım, öyle otururum yani. Güneş gözlüğü mü? Kask da tak istersen ha. Yani komik olmadı mı? Oldu da şimdi sokakta ha 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 diye gülmek istemiyorum. Hani evde gülerim. Ha, iyi. O ne? Çok tırstım. O ne sesi? Ha, iyi. Ne kadar iyi vakit geçiriyoruz Osman, değil mi? Ya. Ya Aslı, bu böyle olmayacak galiba ha. Yani. Bence birbirimizi değiştirmeye çalışmayalım Osman ya. Gittikçe kepaze olacağız. Evet. Çünkü bunun için çok yaşlıyız. Ne galiba. Ama yine de o senin hani üzerine yapışan dar etekler. Yok yok yok. Yok. Ya hep ya hiç. Diyorsun. Öyle. Anlıyorum. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.